bir isim gelirse, bu üç isimden hangi isim olursa AK Parti'ye... Bak üçü de şey, Seyfettin, yani şey diyor, ben o şeye gitmek istemiyorum da, MHP'yle ilgili fire verir AK Parti. Yani ne olursa olsun fire verir burada. Yani buradaki alınacak oy 31'e düşmemesi için ne yapılabilir? İkincisi, bunun üzerine İYİ Parti'den veyahut da diğer Yeniden Refah Partisi, diğer partilerden ne kadar oy alabilir? Falan. Büyük Birlik'ten falan da ne kadar oy alabilir? Oradan da 3-4 almış olsa 34 civarında kalabilirler. Burada yapacakları tek şey var. AK Parti'nin ilçe belediyeleri Yüreğir ve Seyhan'da MHP'lere benzemeyen adaylardan koyulması gerekiyor. Yani Adana'nın dengesine uygun bir şey aday koyulması gerekiyor. Eğer orada da MHP'lere benzeyen adaylar koyulursa, atıyorum hepsini yerli yaparsanız burada. Geçen seçim onun şeyi yaşandı. Bunun darbesi ağır yaşandı. Fikret Yeni ve şeyin Fikret Fatih Hocası koyuldu. Yetmedi. Meclis üyeleri de aynı şekilde dizayn edildi. Sonuçta doğru seçmenin önemli bölümü CHP'ye kaymış oldu burada. Yani bunu HDP'de aday çıkartmamıştı zaten. Çıkartmamıştı. Doğru şeye, CHP'ye kaymış oldu. Şimdi burada AK Parti'nin atacağı adımlar önemli. Yani burada dediğim gibi yani iki belediye başkanını da MHP'lere benzeyen Akkur şeklinde koyarlarsa burada ciddi bir sıkıntı yaşanır. İkinci sıkıntı da meclis üyeliğinde yaşanacak. Meclis üyeliğini de aynı şekilde dizayn ederlerse bunlar, ki öyle bir beklentim var benim. Bu iş geçmiş olsun. Zeyden Bey devam eder bu işten.